Gündemdekiler Rumeli Koleji'nin katkılarıyla şimdi Küpe Efendi. Kaliteli müziğin doğru adresi müzikal takınız Küpe Efendi'den, bendeniz Kamil Bilgiden. Mutlu günler efendim, saatlerimiz 15-14'ü gösterirken bir kez daha birlikteyiz. Cuma gününde özel bir gündemdekiler gündemiyle karşınızdayız. Bundan böyle her cuma gündemdekiler cuma günleri de yayınlanacak ve meclis özel programı yapacağız. Silivri'de yaklaşan yerel seçimlerde birçok belediye meclis üyesi aday adayı, arkadaşımız, büyüğümüz, siyasetçi adayı ve adayları olacak. Onları Silivri lerle, bölgemizle tanıştırmak için Küpe FM'de gündemdekiler meclis özel bundan sonra her cuma yayınlanacak efendim. Ve ilk programımız bugün, ilk programımızda da Silivri'nin genç meclis üyesi adaylarından bir arkadaşımız var, Rıfat Yanmış, bizlerle birlikte. Hoş geldiniz diyerek başlayalım. Rıfat Yanmış'ı ben yakından tanıyorum aslında. Evet. Bizim jenerasyonumuzda olan arkadaşlar, dinleyiciler de mutlaka tanıyorlardır. Ama hani dinleyicilerimiz için kısaca bir özetlemek gerekirse, Rıfat Yanmış kimdir? Rıfat Yanmış 1983 yılında Silivri'de doğdum. Hı hı. İlk orta ve lise eğitimimi Silivri'de tamamladım. Hı hı. Ailem Çantaköy'lü. Hı hı. Her ne kadar bugün mahalle olarak anılsa da ben Çantay'ı köyüm demeyi daha doğru buluyorum. Atalarım, yani büyük dedelerin mübadele göçmeni olarak Çantay'a yerleştikleri günden itibaren orada yaşıyoruz. Hı hı. Bugün hem ben, hem babam, hem ailem Çantada ticaret yapmaya da devam ediyoruz. Hı. Babam gerek Çantada, gerekse Silivri'de siyasi olarak her zaman sol görüşlü bir anlayışla tanındığında beni de aynı ilkelere göre yetiştirdi. Yalnızca babamdan kastım annem, ailem, aile büyüklerim ki aynı şekilde sol düşünceye sahipler. Hı. Çocukluğundan beri gerek evimizde, gerekse iş yerimizde de siyaset konuşuldu. Ben de bu doğrultuda CHP anlayışıyla genç yaşlarda, hatta çocukluk yaşında tanışma fırsatı buldum. İlk gençlik yıllarımdan bu yana da gerek belde teşkilatlarında, gerekse gençlik kollarında aktif siyaset yapma fırsatına da sahip oldum. Şimdi de 2014 yerel seçimleri yaklaşıyor ve yerel seçimlerde belediye meclis üyeliğine aday adaylığı dosyasını tarihi son bulmadan ilçe başkanlığında verdin. Evet. Peki seni bu karara iten sebepler mutlaka vardır. Onlar nelerdi? Tabii ki vardı. Her şeyden önce ailemden dolayı siyaset konuşulan bir ortamda büyüdüm. Hı hı. Ondan bahsetmiştim. Evet. Siyaset de her zaman hayatımın bir parçası oldu. Çeşitli kademelerde görev aldığım yıllarda da Çanta olsun, Silivri olsun, gençlik kolları olsun, CHP siyasetini anlama ve benimseme fırsatına sahip oldum. Yaşım itibariyle de ağırlıklı olarak gençlerin ihtiyaçları ve sıkıntılarına yoğunlaşıp uzun bir süre bu konular üzerinde düşünüp siyaset yapmaya çabaladım. Evet. Ama 3 yıl önce eşim Ruşan'la dünya evine girdikten sonra, evlendikten sonra hayatı olduğu gibi siyasete de bakış açım gelişim göstermeye başladı. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında da Allah bana, hı-hı, bir kız evlat nasip etti. Kızımın, evet, ismi Rana Dora. Dora, bir sosyal paylaşım ortamlarında bizi takip edenler de biliyorlardır. Benim de boy boy fotoğraflarım. Evet, evet. Allah nezerlerden saklasın burada da. Evet, amcası olarak. Dora'ya da. O da burada şimdi. Evet, belki birazdan ona bir şarkı da göndereceğim ben buradan. Ama ilk önce bir sohbetimizi tabii tamamlayalım. Programın sonlarına doğru Rana Dora'nın şarkısı var. Onu da yayınlayacağız. Kamil, Dora'nın da hayatıma dahil olmasıyla artık sorumluluklarımın biraz daha fazla önem kazandığını anladım. Kesinlikle tabii. Bir baba olarak, bir aile reisi olarak, bir ebeveyn olarak, hı-hı, çocuğumun kişisel geleceğini sağlamanı, yanı sıra ona iyi bir gelecek sağlamanın, daha iyi okullarda okutmak, hı-hı, ne bileyim yani daha iyi imkanlarla donatmak ibadeti olmadığını düşünüyorum. Evet. İçinde yaşadığımız ülkenin, Türkiye'nin, İstanbul'un ve tabii kesilerinin de daha iyi şartlara sahip olması gerektiğine inanıyorum. Hı-hı. Bunu bir baba olarak, ebeveyn olarak sadece siyasetçilerden beklemek yerine, hı-hı, taşın altına elime koyup da benim de bir sorumluluk almam gerektiğini düşünüyorum. Çok güzel. Bu doğrultuda ailemden, gençlik yıllarımdan bugüne, yaşamımızın her anına yansıyan 90 yıllık bir çınar, Cumhuriyetçi hareketin genç filizlerinden biri olarak meclis üyeliği aday adaylığını açıkladım. Hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederim. Küpe FM ailesi olarak. Müge Cesur'un da haberini yaptı. CHP'de bugün 63, 67 miydi?
63'tü. 63 en son. Yayınlanan 67 olma ihtimali var. Meclis üyesi aday adayı var ve başvuru süreci en azından o aşamada kapandı ama memur olanların da istifa etmeleriyle yine bir süreç devam edecek. Ve en son artık normal liste ortaya çıkacak. CHP aday adaylığı süreci sonlandığında adaylığın kesinleşmesinin akabinde CHP saflarına sen neler katabileceğini düşünüyorsun? Benim düşünceme göre Silivri Belediyesi yaklaşık 4,5 yıldır Belediye Başkanım Sayın Özcan Işıklar ve Sosyal Demokrat kadrolar tarafından güzellikle layıkıyla yönetiliyor. Çok zor bir süreçte devralınan bir belediye vardı. Bunun ziyadesinde toplamda 8 belde belediyesinden bahsediyoruz. Evet. Hatırlayacaksınız ki yani önceki seçimlerde de belde belediyelerinin kapanması sonucu hepsi Silivri Belediyesi'ne bağlanmıştı. Zorlu bir uyum süreci oldu. Özcan Işıklar Başkanlığı'nda, Özcan Işıklar kadrosunda bunun uyum sürecini çok rahat atlatıldığını düşünüyorum. Ve ondan sonra şimdi de yeni bir sıkıntı var tabii ki. Mahalle olması yani orman köylerinin. Orman köylerinin de büyükşehir yasası, evet, büyükşehir yasasıyla orman köylerinin de birlikte mahalle olması gündemde. Silivri Belediyesi de ya geride bıraktığı belde belediyesinden aldığı tecrübeyle bunu da çok kolay bir şekilde altından üstesinden geleceğini düşünüyorum. Evet, rahatlıkla da gelecektir. Ben de bu ekibin içerisinde olup var gücümle içinde bulunduğum süreçlere de katkıda bulunmaya özen göstereceğim ve içinde olacağım inşallah. Evet. Silivri bir genç olarak da özellikle genç arkadaşlarımızın şehrimizde ne gibi ihtiyaçlara sahip olduklarını yakından biliyorum. Sahil olsun, çay bahçesi olsun, çarşı olsun. Bir şekilde arkadaşlarımızla, genç çevreyle konuştuğumuzda sıkıntılarını dinleyip anlayabiliyoruz zaten. Evet. Bunu meclis üyesi aday adayı olmadan önce de sayın başkanımıza iletme şansım oldu. Çok defa iletme şansım oldu. Evet. Her defasında sağ olsun çıkırmayıp bizi dinledi. Fikirlerimize de önem verdi. Evet. Kendisi genç fikirlerine kadar önem verdiği her fırsatta ispatlanmış bulunmakta. Bunun en canlı örneklerinden biri benim aday adaylığım konusunda. İşte bahsettiğim gibi Kamil, yani Özcan Başkanımıza çay bahçesinde olsun, çarşıda olsun, sahilde olsun, yani belediyede olsun, her şekilde sıkıntılarımızı, fikirlerimizi anlatabiliyoruz. Gençlere yönelik projeler kapsamında da bugüne kadarki Silivri Belediyesi Kültür Merkezi faaliyetleri iyi bir başlangıç olarak değerlendirilebilir aslında. Hali hazırda Kültür Merkezimizde sanırım 25 branşta 3500 kadar gencimiz eğitimlerini sürdürüyor. Kayıt sürücüsü de devam ediyor galiba. Aynen öyle, devam ediyor, evet. Bunlar nedir? Keman, gitar, bağlama, klarnet, ut gibi enstrümanlara kendilerine yeni bir meziyet ekliyorlar. Dans, salsa olsun, cha-cha, tango, halk oyunları, özellikle halk oyunları ile yeni insanlar tanıyor. Birlikte bir şeyler yapmanın hazını yaşıyoruz. Tiyatro ile özgüvenlerini de kazanıyorlar bu arada. Bunların yanında ahşap olsun, seramik, cam boyama, takı tasarım gibi branşlar da bir hobi olarak sunuluyor. Her bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fikren ve vicdanen takipçisiz sorgulamayı bilen özgüvenli, fikri hür, vicdanı hür bireylerinin yetişmesine olanak sağlayan önemli sanat kolları. Bu konuda da Silivri Belediyesi'ne, Silivri Belediye Başkanımıza, Sosyal Demokrat kadroya çok çok teşekkürlerimi iletiyorum. Bu faaliyetlerimizin artarak da devam etmesi, daha iyi noktalara ulaşması ve gelecek nesillerimizin daha aydınlık bir çevrede, daha refah içerisinde yaşamalarını sağlamak ve her zaman olduğu gibi şimdi birinci önceliğimiz olmaya devam edecektir. Ve bu kadronun içinde ben de olmak istiyorum. Anladığım kadarıyla Silivri Belediyesi'nin faaliyetlerini de yakından takip ediyorsun. Geride bıraktığımız 4,5 yıllık periyodu değerlendirecek olursak, Kültür Merkezi'nin dışında önemli gördüğün başka ne gibi faaliyetler var Silivri'de? Kamil, 2-3 tanesi şu anda aklımda. Yani Gıda Bankası, Kariyer İstihdam, Engelli Yaşlı Koordinasyon Merkezi. Nereden başlayayım? Gıda Bankası'ndan başlayalım. Evet. Gıda Bankası'ndan başlamak gerekir diye düşünüyorum. Bir kente hizmet etmek demek sadece altyapı,
üst yapı, ne bileyim, onları kurmak değil, aynı zamanda o kentli insanları refah seviyelerini yükseltecek sosyal organizasyonları da faaliyete geçirmek demektir. Gıda bankacılık projesiyle siyasallaşmış yardım anlayışını ortadan kaldırarak yardımların daha düzenli, daha el altından, sistemli ve adil dağıtılması amacıyla, yani bunu reklam yapmadan, evet, yola çıkarak hayata geçirmiş bir sosyalleşme, yardımlaşma anlayışına yeni bir soluk getirerek ilçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın din, dil, ırk ve özellikle siyasi görüş gibi farklılıkları gözetmeden ihtiyaç sahibi her vatandaşımızın gıda bankacılığından yararlanması sağlanmıştır. Şu sayılar sanırım bu şekildeydi ama beraber inceleyebiliriz aslında. Senin de bilgin vardır herhalde Kamil. Evet. Yaklaşık 3500-4000 hanenin müracaatı oluşturulmuş ve bunlar kriterlere uygun bulunmuş. Ve bu hanelerin 750-800 tanesi her ay. 850-900 tanesi de 2 ayda bir. Evet. 1900 ile 2000 arası 3 ayda bir düzenli olarak yardım alıyor. Bunlar Silivri'ye baktığın zaman önemli sayılardır. Yardım anlamında çok iyi sayılardır. Bu kadar insana ulaşılıyor tabii ki burada. Yalnızca bunları 1 aylık, 2 aylık, 3 aylık maaşa bağlamak, gıda yardımı yapmak değildir mantık. Bunları işe güce de ihtiyaçları var. Bu işi gücü de sağlamak gerekiyor. Ve burada da kariyer istihdam ofisi gibi bir yapı oluşturuldu. İş arayanla işverenleri bir araya getiriyorsunuz. Aslında hem işverenin kalifiye eleman bulmasını sağlanıyor, hem de iş arayan insanların meziyetlerine göre, tecrübelerine göre işlere yerleştiriyorsunuz. Araştırıyor, geliştiriyor ve o konuda tecrübe kazanmasını öğretiyorsunuz. Bakın, Kariyer İstihdam Ofisi bugüne kadar 20 ayrı branşta 90 meslek eğitim kursu açarak yaklaşık 1500'de 2000 kişiye eğitim vermiş. Takip ettiğim kadarıyla Silivri'de Kariyer İstihdam Ofisi ile birlikte 7.000-7.500 kişi çeşitli branşlarda iş sahibi yapılmış. Yeterlilik kazandırılmış, tecrübe kazandırılmış, eline ekmeği verdirilmiş. Fakat bir Silivri'de bir laf var, bir sıkıntı var. İşkur ile ortak projeler gerçekleştiriliyor diye. Evet, öyle bir eleştiri geliyor. İşkur yapıyor gibisine. İşkur yapıyor, belediye sahipleniyor mantığı gidiyor ama. Peki yerel yönetimleri çıkartalım. İşin içerisinde İşkur olsun. Bu yerel yönetimler olmadan İşkur ihtiyaç sahiplerini bulabilecek mi zannediyorlar? Ya işte dediğim gibi Kamil, yerel değerleri kullanmadan insanların refah seviyelerini nasıl yükseltebilirsiniz? Burada gerçekleştirilen yanlı bir yatırım değildir. Ciddi anlamda ihtiyaç sahiplerine, iş sahiplerine güzel yardımlardır. Yani. İş verirken de, aş verirken de insanların ne olduğuna bakmadan bunu gerçekleştireceksiniz. Siyasi görüş gözetmeden. İnsan refahı yüksek değilse de ne toplum ileri gidebilir, ne de insan için var olan devlet gelişebilir mantığı Silivri'de de olması gerekiyor. Silivri'de bu yapılar oluşturulmuş. Güzel de giden bir yapı. İnşallah bundan sonra bunun gibi daha çok yapılar olacak. Bu gerekirken neden vuruna balıya mantığıyla hareket etmeyi düşünüyorlar, ben onu çok yanlış biliyorum. Ya da karşı da çıkıyorum zaten. Bir kenti ele alırken dezavantajlı grupları da düşünmek zorundasınız. Onların yaşamlarını kolaylaştıracak, onları özel hissettireceksiniz. Evet. Bunlar kimlerdir? Yaşlılar, engelliler. Bu her kesime özel ilgiyi, bu sevgiyi vereceksiniz. Hı-hı. Özellikle yaşlı ve engelliler tabii ki bunların başında geliyor. Engelli ve yaşlı koordinasyon merkezi ile bu dezavantajlı vatandaşlarımıza el uzatabiliyor. Dokunabiliyorsunuz ve onlarla temasa geçebiliyorsunuz. Bunlara derdinizi anlatıp dertlerini dinleyebiliyorsunuz. Yaklaşık 1550 engelli, 700'e yakın yaşlı hizmet getiriyorsunuz. Yaşlıları alıp hastaneye götürüyor ve tüm ihtiyaçlarını karşılıyorsunuz. İlaç masrafı olsun, ilaç yardımı olsun, ilaç masrafları, evde bakım hizmetleri, temizlik ve hemşire hizmetleri, sağlık ihtiyaçları. Engelli vatandaşlarımız için özel eğitimler de düzenleniyor bu konuda. Ve toplumla kucaklaşmaları sağlanıyor. Onların da bir birey oldukları,
onları hatırlatıyorsunuz. Yani onlar da bir birey. Yani sonuçta nasıl anlatayım ki? Tabii ki sosyal hayata katılıyorlar, piknikler yapıyorlar. Aynen öyle. Onları da kendimize yakın hissettirip onlarla beraber sohbet... Asker töreni yapıldı yakın bu yaz ortasında yanlış hatırlamıyorsam. Olta'da bir öyle organizasyon yapmıştı. Aynen öyle. Onlar için askerlik çok önemli. Bir gün yapıyorlar ama çok keyifli oluyor gerçekten organizasyon. Ondan ziyade aileleri ile doğru iletişim kurma yolları onlara öğretiliyor. Evet. Ailelere yol gösteriliyor. Ve bilinçlendiriliyor. Sosyalleşmeleri yönünde adım atmalar sağlanıyor. Evet. Eskiden şeydi, aileler de hani bilgi sahibi olmayınca tabii bir utanç hani duygusu oluyor ve çocuklar evde de kapalı tutuluyor. Aynen öyle. Bu tarz organizasyonlar hani belediyeler, yerel yönetimler, sadece Silivri değil birçok yerel yönetimde yapılıyor. Yapıldıkça o ailelerin de sosyalleşmesi, bilinçlenmesi, tabii ki sosyal hayata katılmaları sağlanıyor. Hı hı. Ondan ziyade mahalle evleri. 3 tane demiştim, 4 tane şimdi aklıma gelen. Yaklaşık 300-350 kadınımız mahalle evlerinde ev ekonomisine katkı sağlıyor. Öğreniyor, kendilerini geliştiriyorlar. Seminerler, ne bileyim, daha bilinçli aile yapısına kavuşturuluyor ve aile ekonomisini daha doğru yönlendiriyor. Hem de katkıda bulunuyorlar. Bu ciddi bir katkıdır yani. Evet. Bu yoğurtçu heykelleri falan da mahallelerde yapılıyor. Bana onlardan 2 tane verdiler Sayın Başkanımız sağ olsun. Bir yoğurt festivali sonunda, bir de geçtiğimiz senelerde 2 tane aldım. Onlardan yoğurtçu heykelleri, bildiğim kadarıyla sabun ve kermesler düzenleniyor o yönde. Evet. İşte dediğim gibi yani bazıları, birileri diyeyim ben, 6 bin, 7 bin küsur defter dağıtırken Sosyal Demokrat bir belediye sadece defterle kalmayıp bunun bir yıllık masraflarını, öğrencinin bir yıllık masraflarını karşılayabiliyor. İşte bu inşallah bir yılı da geçer, 2 yıl olur, öğrenciliği boyunca olur ve Silivri'ye de güzel zeki insanlar kazandırılır. Ve bunlar benim önem verdiğim ve devam etmesi için elimden geleni yapacağım önemli sosyal işlerdir. Benim ve Silivri'de yaşayan her insanın çocuklarının gelecekte bir dost, bir arkadaş gibi görebileceği toplumsal bir kurum oluşturma idealinin peşinden gidiyorum. Çok sevdiğim ve inandığım Sayın Belediye Başkanımızın da sıklıkla kullandığı bir söz vardır. Bilgi ve hayal gücü paradan değerlidir diye. Hı hı. Evet abi, öyledir. Hayalini kuracaksın. Uçuk gelmeyecek sana. Elbet senin hayalini ileriye götürecek birileri olacaktır. Hı hı. Şimdi olmasa dahi, evet. Bir zaman sonra sen hayalini kur, bırak elbet birileri elinden tutup senin hayalini gerçekleştirecektir bu konuda. Hı hı. Geride bıraktığımız süreçte de Silivri'de bilgi ve hayal gücünün ne kadar ön planda olduğunu şehrin sokaklarında fark etmek mümkün. Ben de bundan cesaretle güven alarak ait olduğum şehrime, Silivri'ne vefa borcumu ödemek ve içinde yaşadığım kasabamın, Silivri'nin başta tabii ki ailem olmak üzere kızım Dora, evet, kesinlikle, eşim, ailem ve tüm Silivri hemşehrilerime daha yaşanılır bir Silivri inşa etmek adına ortak hayallerimin etrafında tek yürekle çalışacak 90 yıllık dev çınarın genç filizlerinden biri olarak üzerime düşen tüm görevleri yapmaya hazırım. İnşallah da bu yapının içinde olurum ki zaten bu yapının içindeyim de aktif anlamda bu yapının içinde olmak beni çok çok mutlu edecektir. Evet. Programımızın burasına kadar Silivri'deki yapıyı değerlendirdik. Birazdan bir de benim merak ettiğim, hani yerel siyaseti takip ettiğini biliyorum da zaten, ama ulusal siyasetle de ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin ulusal siyasetinin de ne kadar takip ettiğini soracağım sana, ama önce kısa bir reklam aramız var. Bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra yine burada olacağız efendim. CHP Silivri Belediye Meclis Üyesi adayı Rıfat Yanmış'a soru, görüş ve önerileri olanlar varsa 0212-727-1111'den bize ulaşabilirler. facebook.com/kupafm, twitter.com/kupafm'de bize ulaşabileceğiniz sosyal medya adreslerimiz. Kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra buradayız. Sakın bir yere ayrılmayın. Gündemdekiler Rumeli Koleji'nin katkılarıyla devam ediyor. Reklam arasında stüdyomuza bir misafir de ağırladık. Dora bizlerle birlikte oldu. Fotoğrafımızı da çekildik. Güzel güzel. Evet, kulaklığa yani, biraz itiraz eder gibi oldu değil mi? Biraz ağlıyor. Çekiniyor evet. Tabii ilk etapta. Evet, programın ilk bölümünde az önce Silivri siyasetini değerlendirdik. O
konulardaki görüşlerini aldım. Dinleyicilerimize bu arada ben kısaca bir hatırlatma daha yapayım. Yine telefon numaralarımızı hatırlatalım. CHP Silivri Belediye Meclis Üyesi adayı Rıfat Yanmış'a soru, görüş ve önerileriniz için 0212 727 1111'i tuşlayabilirsiniz efendim. Bunun yanı sıra facebook.com/küpefem ve twitter.com/küpefem de yine sosyal medyadan bize ulaşıp soru, görüş ve önerilerinizi iletebileceğiniz adreslerimiz dedikten sonra 90 yıllık Çınar'ın CHP'nin genç bir filizi olarak diyorsun. Partinin ulusal politikalarını takip ediyorsun mutlaka. Özellikle gençlik politikaları hakkında. Genelde gençlik politikaları. Neler düşünüyorsun diye merak ediyorum ben de. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Türk gençliğinin sıkıntılarını çok yakından takip ediyor. Bu doğrultuda çok etkin politikalara da sahibiz. Cumhuriyet Halk Partisi her şeyin öncesinde gençleri güçlendirmeyi en önemli konuların başında görüyor. CHP gençlerin kendi kaderlerine kendilerinin karar verebilmeleri için hukuken, ekonomik, sosyal ve kültürel olarak güçlendirilmesini hedefliyor. Ve bunu yerele değindirmek istiyoruz. Bu güçlendirmenin amacı gençlerin farklılıkları bir zenginlik olarak algılayacakları demokratik, laik ve insan haklarına saygılı bir dünya görüşü oluşturmaya yardımcı olmayı hedefliyoruz. Gençlerin mevcut demokratik haklarına saygı gösterilerek bu hakların genişletilmesine büyük önem veriyoruz. Devletin gençlere karşı destekleyici ve ön açıcı olması gerektiğine, anayasal garantiler altında alınmasına gerektiğine inanıyoruz. Ki bu Gezi olaylarında biraz eksik kaldı ama... Evet. Gençlerin bir de bugün hani özellikle eğitim hayatına devam edenlerin önemli ekonomik sıkıntıları da mevcut. Ben takip edebildiğim kadarıyla yurtlar, harç ücretleri, eğitim masrafları öğrencilerin ve ailelerin belini büküyor. Hazır Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik politikalarından konuşurken Cumhuriyet Halk Partisi bu konuyla ilgili neler düşünüyor? Gençlerin önüne çıkan ekonomik engelleri aşabilmeleri için öncelikle sosyal devletin tam koruma altına alınmasına gerekmektedir. Bu konu... Tam koruma altına alınması gerekmektedir. Devlet gençlere kendilerini geliştirebilecekleri olanakları sağlamakla yükümlü olmalıdır. Eğitim ve istihdamda gençlere daha fazla fırsat yaratmak adına öncelik teşkil edilmelidir. İnşallah bunu yerelde başaracağımıza inanıyorum. Evet. Tüm bu konuların hayata geçirilebilmesi için gereken politikalar gençlerin tam katılımı ile belirlenecektir. Cumhuriyet Halk Partisi sosyal demokrasi anlayışının gereği eğitimde fırsat eşitliğini savunur. Türkiye'nin tek bir gencini dahi de geride bırakmama anlayışını benimser. Evet. Ve inşallah da bundan sonra hiçbir Cumhuriyet Halk Partisi genci, hiçbir Türkiye Cumhuriyeti genci bu konuda geride kalmayacaktır. Hı hı. Çok teşekkür ediyorum bize vakit ayırdığın için. Ben çok teşekkür ediyorum. Keyifli bir sohbet oldu benim için. Programımızın sonlarına doğru yaklaşıyoruz ama ben birazdan Dora'ya bir tane şarkı armağan edeceğim. Olur, şarkısını söyleyeyim. Biliyorum ben şarkısını. Nasıl oynadığını da biliyorum. Onu çalacağız. Sonra gidip onunla biraz oynayacağız yukarıda ama dinleyicilerimize son mesajların neler olacak? Dinleyicilerimize Gaziler Günü kutladık. Evet. Dün Gaziler Günü'yle. Tüm gazilerimizin günü kutlu olsun ve ayrıca CHP'de Silivri'deki seçmenimizin sağduyulu davranıp çalışana başarıyı takip edeceğine inanıyorum. Evet. Ve sandıkta da yeni oydaşlar kazanıp bunlara karar vereceğini düşünüyorum. Ve gençlik adına yeni oydaşlar kazandırmak adına Meclis Üyesi adayım. Yeni oydaşlarımız için Silivri'deyim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun da diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Küpe FM ailesi adına. İnşallah adaylık da kesinleştiği gün tekrar bir programda gündemdekilerle beraber olacağız. Efendim bugün CHP Silivri Belediye Meclis Üyesi adayı Rıfat Yanmış bizlerle birlikteydi. Keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Akşam saatleri 18'i gösterdiğinde ben yine burada olacağım Bay Bilici'de. Günün öne çıkmamış haberlerini çift etkili öne çıkartıcı özelliğimizle öne çıkartacağız. O zamana kadar sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Rumeli Koleji gündemdekileri sundu.